Merhaba sevgili gençler. Sistemler konu anlatımlarımıza devam ediyorum. Bu video ile salınım sistemine giriş yapmış olacağız. Ayrıca bu video ile birlikte yine bir çekiliş yapacağım. Çekiliş sonucunda kazanan arkadaşıma yeni basım 3-4-5 yayınlarına ait ÖSYM tarzında hazırlanmış onlu AYT fen bilimleri denemesini göndereceğim. Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken videoyu beğenmek ve altına yorum yazmak. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu sefer çekilişi kitapla değil denemeyle yapmak istedim. Sınava az kala kendinizi denemeniz için iyi olacaktır. Ben elimden geldiğince bu şekilde sizlerin yanında olmaya devam ediyorum. Sizler de benden desteklerinizi eksik etmeyin. İlk olarak arkadaşlar bu video ile birlikte solunum sisteminin amacını göreceğiz, görevini göreceğiz ve solunum sistemini oluşturan yapıları görerek işimize başlayacağız. İlk olarak canlılarda solunum sisteminin amacı nedir diyecek olursak biz hücresel solunum kısmını anlatıyoruz değil mi? 12. sınıf konuları içerisinde bundan bahsediyoruz. Burada ondan bahsetmeyeceğim ama şunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bizim vücudumuza bir besin gelse biz bu besini ne yapıyoruz? Oksijenle parçalıyoruz. Oksijenle solunum yaptığımız için yapı taşlarına kadar ayrıştırıyoruz. Yani karbondioksit ve suya kadar parçalıyoruz biz bunu. İşte bu olay arkadaşlar, bu olayın gerçekleşmesi için ilk önce benim neye ihtiyacım var? Oksijene ihtiyacım var. İşte bu oksijeni havadan alınarak hücrelere taşınması ve hücrelerde oluşan karbondioksitin ise dış ortama verilmesini solunum sistemi yapıyor. Yani solunum sisteminin amacı bu. Peki bu olayın sonucunda ben ne elde ediyorum? ATP enerjisi elde ediyorum. Yani solunumun en temel görevi arkadaşlar ATP enerjisini üretmek. Peki ben bu solunumu, yani bu gaz alışverişi olayını ikiye ayırarak inceleyebilirim o zaman, değil mi? Çünkü ben dışarıdan bir hava almalıyım. İçeride onu bir yapı taşlarına kadar parçaladıktan sonra içeride oluşan karbondioksiti dışarı vermeliyim, değil mi? O zaman ben bunu içeride ve dışarıda olmak üzere iki şekilde gerçekleştiriyorum. İşte bunun birine iç solunum, diğerine de dış solunum diyor. İç solunum derken şunu kastediyorum. Hücrelerimle kanım arasında gerçekleşiyorsa buna iç solunum, dış solunum da dış ortam ile solunum organları arasında gerçekleşiyorsa. Buna biraz daha detaya inecek olursak iç solunum dediğimiz olay hücrelerle kan arasındaydı ya, doku kılcalları ile doku hücreleri arasında gerçekleşiyorsa bu difüzyon olayı, buna iç solunum adını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Dış solunum dediğimiz olay da dış ortam ile solunum organları arasındaydı ya, akciğerdeki alveoller ile bunları saran kılcal damarlar arasındaki bir gaz değişimi olayına da dış solunum diyoruz. Yani akciğerdeki alveoller akciğerlerimizle bağlantılı değil mi? Evet. İşte aslında bu dış ortam sayılıyor arkadaşlar. Neden dış ortam? Çünkü havayla direkt temas eden bölge neresi? Akciğerlerimiz. O bakımdan dış solunum olarak dahil edilmiş oluyor. Şimdi bir de bunu şöyle anlatacak olursam daha net bir şekilde aklınızda kalması için, iç solunum dediğim olay hücreler ile kılcal damarlar arasında bir geçiş oluyor. Kılcal damarlardan oksijen veriliyor hücrelere. Hücrelerdeki karbondioksit de doku kılcallarına veriliyor ki alveollere iletildikten sonra bu gaz değişimi gerçekleştirilmiş olabilsin. Dış solunum dediğimiz olay ise dış ortam ile akciğer kılcalları arasındaydı. Bakın havadan ben oksijeni aldım, akciğere verdim. Akciğerlerdeki gaz değişimi sırasında oluşan karbondioksiti de havaya vermiş oldum. Yani solunum sistemimiz sırasında oluşan bu gaz değişimini bu şekilde görmüş olduk ve bu solunumumuz amacının da ne olduğunu kısmen açıklamış oluyor. Şimdi devam edecek olursam arkadaşlar, amacını gördük. Şimdi bir de görevlerinin neler olduğuna bakalım. Ben dışarıdan bir hava aldım değil mi? Bu havayı nasıl alıyorum? Temiz bir hava alıyorum diyelim ki. Bunu oksijene akciğerlere iletiyorum. Niye akciğerlere iletiyorum? Çünkü akciğerler de bunu nereye verecek arkadaşlar? Hücrelerime verecek değil mi? O zaman birinci görevi bu. İkinci görevi ise arkadaşlar solunum sisteminin kokunun alınmasını sağlamak. Çünkü en temel organımız burada burun. O bakımdan da oradaki reseptörlerle bunu algılamış oluyorum. Diğer bir görevimiz hava ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlamak. Bu gaz alışverişini biraz önce gördük. Oksijen ve karbondioksit ayarı. Ve bunun sayesinde de pH derecesinin ayarlanmasını sağlamış oluyoruz. Son olarak da solunum yüzeyini çevresel faktörlere karşı korumak. Solunum yüzeyi dediğimiz şey arkadaşlar, işte burnumuz içerisinde yüzeyi artırmayı sağlamak için mesela kıllar var. O kıllar da arkadaşlar bizim vücudumuza girebilecek mikropların
yok edilmesini sağlıyor ya da tutulmasını sağlıyor ve bu nedenle de vücudumuzun hasta olması engellenmiş oluyor diyebiliriz. Solunum sisteminin görevleri bunlar. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben hep burada solunum sisteminde gaz değişiminden bahsediyorum ya. İşte bu gaz değişimi arkadaşlar her zaman difüzyonlu olur. Difüzyon dediğimiz şey neydi? Maddelerin çoktan aza doğru geçişiydi. Çoktan aza doğru çok kolay bir şekilde geçildiği için ve bu olay bir pasif taşıma şekillerinden biri olduğu için kesinlikle bu olayda ATP harcanmayacağını unutmayınız arkadaşlar. Anlaştık mı? Çok önemli kapkaç bilgilerimizden biri. Burada bir de arkadaşlar bir bilgeç bilgisinden bahsetmek istiyorum. Yani bilip geçmenizi istiyorum. Şimdi memelilerde genellikle ÖSYM bize soru sorar. Memeliler tarafından bilinmesi gereken bazı bilgileri isteyebilir bizde. Memelilerde gaz alışverişi alveollerde olur arkadaşlar. Alveol dediğim şey akciğerlerin içerisinde bulunan küçük yapıcıklar arkadaşlar. İşte alveollerin nemli ve yüzeylerinin çok ince olması solunum gazlarının yani bu oksijen ve karbondioksitin geçiş hızının artmasına sebep oluyor. Bu solunum yüzeyinin de ince olması ve nemli olmasını sağlayan adaptasyonları da biraz sonra birlikte görmüş olacağız. Şimdi gelelim insanda solunum sistemini oluşturan yapılara. Biz işte alveol diyoruz. Akciğer diyoruz. Bunlar neremizde ona bakalım ilk önce. Şimdi bizim solunum sistemimizi oluşturan yapılardan burnumuz, ağzımız, gırtlağımız, soluk borumuz, aynı zamanda burada yutak dediğimiz kısım da var. Bronş, bronşçuk ve alveol olmak üzere sıralayabiliriz bunları. Ağzımız, burnumuz, yutağımız, gırtlağımız ve soluk borumuz bunların her biri arkadaşlar üst solunum yolları olarak geçiyor. Zaten üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmişiz de diyebiliriz. Genellikle burada iltihaplanma olması durumunda da enfeksiyon meydana gelmiş oluyor. İçeride bir meydana gelme olayı varsa bu enfeksiyonun zaten orası zatürreye kadar sebep olabiliyor. O da daha tehlikeli hastalıklardan birisi. Solunum sistemi hastalıklarından ondan da bahsetmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar zaten biz şunları biliyoruz. Burnumuzu, ağzımızı anlatmaya gerek yok, değil mi? Gırtlak dediğimiz yapı var. Gırtlağın diğer adına larynx adını veriyoruz arkadaşlar. Çok önemli değil. Onun bir üstünde yutak dediğimiz kısım var. Yuttuğumuz, yutkunduğumuz yer arkadaşlar. Yutağın diğer adına da faryngs diyoruz. Hatta şunu duymuş olabilirsiniz siz. Faranjit olmuşum diyebilirsiniz. Orada bir iltihaplanma olması durumunda da faranjit adını almış oluyor. Şimdi arkadaşlar, yutağımızla gırtlağımız arasında bir kapak var. Gırtlak kapağı diyoruz buna. Bunun adına epiglottis diyoruz. Epiglottis dediğimiz bu gırtlak kapağı arkadaşlar, ağzımızdan bir besini aldık. Yutkunma sırasında soluk borumuza o yemek kaçmasın, yemek borumuza gitsin diye orada yemek borusu ile soluk borusu arasında bir kapaktır bu. Yani boğulmamızın engellenmesi için bu meydana gelmiş bir kapak oluyor. Devam edecek olursak, soluk borumuz var arkadaşlar. C şeklinde yapılardan meydana gelen bir soluk borusu. Soluk borusunun diğer adına da trake adı verilmiş oluyor. Soluk borusunun ikiye ayrılmış olan kısmına bronş, bronşların dallanmış olan ve uç kısımlarında meydana gelen yapılarına da bronşçuk adını veriyoruz. Bronşçukların uç kısmında da alveol dediğimiz kesecikler bulunuyor. Bunun yani burası nerede bulunuyor arkadaşlar? Akciğerlerimiz içerisinde bulunan yapılarımız bunlar, tamam mı? Solunum yolları için, soluk alıp verebilmek için en temel yapılarımız bunlar. Bunları bu şekilde izah etmek istedim ki ne nerede onu kısmen görebilin ve aklınızda kalabilecek soru işaretlerini çok rahat bir şekilde giderin diye. Şimdi solunum sistemini oluşturan yapıların sırayla yaptıkları görevlere bakalım arkadaşlar. Ben solunum sistemime giriş yapılan yerin neresi olduğunu biliyorum. Ağzım ve burnum olduğunu biliyorum. Genellikle en temel yer burun olmalı arkadaşlar. Çünkü burundaki nemlendirilme olayı sayesinde, ısıtılma olayı sayesinde en sağlıklı nefesin burundan alındığı biliniyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Solunum sistemimizin dışarı açılan kısmı neresiymiş? Ağzımız ve burnumuz. Burası burundan giren bir hava olduğunu varsayalım. Biz ağzımıza demeyelim de burnumuz diyelim. Burundan giren hava süzülüyor, nemlendiriliyor ve ısıtılıyor. Süzüldükten sonra nemlendirilme işlemi mukus sıvısı ve vücudumuzda bulunan kıllar sayesinde oluyor. Isıtılma işlemi ise kılcal damarlar sayesinde oluyor. İşte bu süzülme, nemlendirilme ve ısıtılma işlemi sırasında gelen mikroorganizmalar varsa yok edildiği için arkadaşlar en sağlıklı nefes buradan alınır deniyor. Devam edecek olursak, havayı süzdük, nemlendirdik, ısıttık.
Havayı aldık ve nereye göndereceğiz? Sırada yer alan yerimiz yutağımız, yani farenks adını verdiğimiz yapı. Yutaktan sonra gırtlağa geliyor. Burası da neydi? Larynx'ti. Gırtlağın üst kısmında biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Ağızdan gelen besinlerin soluk borusuna geçmesini engelleyen ne vardı? Gırtlak kapağı vardı. Diğer adı da epiglottis. Aynı zamanda gırtlak adını verdiğimiz yapıda ses tellerimizde bulunmuş oluyor. Hatta böyle gırtlak kanseri olan kişiler hiç gördünüz mü bilmiyorum. Böyle boğazlarının olduğu bölgeye mikrofon tutarlar ve o şekilde mikrofonla konuşmaya çalışırlar. O ses tellerinin tahribata uğraması sonucu o gırtlak kanserinin oluşturduğu bir hasar olmuş oluyor. Devam edelim şimdi. Gırtlaktan geçti havamız, değil mi? Yutaktan geçti, gırtlağa geçti. Gırtlaktan da sonra nereye geçecek? Soluk borusu, yani trake dediğimiz yapıya geçecek. İşte bu soluk borusu içerisi nasıldı? C şeklindeki yapılardan meydana geliyordu. Bunun C şeklinde kıkırdak yapılı olmasının sebebi arkadaşlar, büzülme engellensin, sürekli açık kalsın ki herhangi bir yapışma olmasın. Soluk alıp veriş sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan hava çok rahat bir şekilde aksın geçsin diye. Soluk borusu akciğere gelince, hani şu anda biz soluk borusundayız ya, soluk borusu akciğere gelince iki kola ayrılıyor demiştim. Bu iki kola ayrılan yapıya ne adını vermiştik? Bronş. Bronşlar akciğerin içerisinde dallanma yaptığı zaman birçok dallanma meydana getirdiğinde de bunun adına bronşçuk adını vermiştik arkadaşlar, değil mi? Bronşçukların uç kısmında da ne vardı? Alveol adını verdiğimiz yapılar vardı. Tabii ki de kimden bahsediyoruz? Bir memeliden bahsediyoruz, değil mi? Şimdi peki biz bunları söyledik. Yani aslında bir üst sayfaya geçtiğimizde arkadaşlar söylediğimiz yer neresiydi? Yani ben şurada size anlattığım şekli biraz daha detaylandırarak burada vermiş oldum ki çok rahat bir şekilde aklınızda kalsın diye. Şimdi göğüs boşluğumuzda olan akciğerlerimiz var, değil mi arkadaşlar? Hemen yukarıya yine ben çıkacak olursam şeklimiz üzerinden ben size bunu anlatmış olayım. Şimdi hemen şunu söylüyorum. Şu taraf arkadaşlar sol tarafımız, bu taraf da sağ tarafımız. Yani sırtınızı vererek düşüneceksiniz. ÖSYM'de size bu şekilde bir akciğer şekli verirse yine o şekilde düşüneceksiniz. Sağ tarafımız 3 lobdan oluşuyor, sol tarafımız 2 lobdan oluşuyor. Bunun sebebi şurada kalbin bulunması. Kalp bulunduğu için burası daha az lobdan meydana gelmiş oluyor. Hemen bunun altında arkadaşlar, akciğerimizin altında göğüs boşluğumuzla arasında ne bulunuyor? Diyafram adını verdiğimiz yapı bulunmuş oluyor. Aynı zamanda akciğerimizin dışarısının da bir zarla çevrili olduğu, bu zarın adının da plevra zarı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Plevra sıvısı ile de burası kaplı bir şekilde bulunmuş oluyor ki böyle herhangi dışarıdan gelebilecek bir darbe sırasında sürtünme yüzeyi engellensin diye. Devam edelim. Şimdi biraz daha özele inelim. Alveol dediğimiz kısma bakalım. Çok önemli çünkü memelilerde gaz değişimi nerede oluyordu? Alveollerde oluyordu. İşte hani bronşçuk dediğimiz yapı neydi arkadaşlar? Hani şöyle düşünelim. Şurası soluk borusuydu. İkiye ayrılan kısım bronşlardı. Bronşların dallanma yaptığı yerler de bronşçuklardı. Bronşçukların ucunda ne vardı? Alveol dediğimiz yapılar vardı. İşte bu alveollerdeki, bakın, oksijen ve karbondioksit gazı değişiminin burada olduğunu görmüş oluyoruz. Alveollerdeki oksijen kılcal damarlara, kılcal damardaki karbondioksit de alveollere geçiyor ki bu şekilde bir değişim meydana gelmiş olsun diye. Oksijen alveol boşluğundan kılcal damara geçerken kandaki karbondioksit de alveol boşluğuna geçiyor ve bu şekilde gaz değişimi olarak o karbondioksitin dışarı atılması sağlanmış oluyor. Ben biraz önce şey demiştim. Alveollerin içerisi nemli. Bu nemli kısmın neden olduğunu da bahsedeceğim demiştim. Alveollerin içerisinde sürfaktan adını verdiğimiz bir madde var arkadaşlar. Bu madde hem protein hem de lipid yapılı. Bu maddenin olması alveollerin içerisinin yüzey gerilimini azaltıyor ve akciğerlerin daha kolay şişmesini sağlıyor. Aynı zamanda nefes verince de alveollerin içerisinin yapışmasını engellediği için gaz değişiminin de çok rahat bir şekilde olmasına yardımcı olmuş oluyor. Yani çok önemli bir maddeden bahsetmiş oluyoruz. Çok net bir bilgi sorusu isterse denemelerde, sürfaktan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur derse, akciğerlerde bulunan sürfaktan ile ilgili hangisi doğrudur
derse bunları size öncüllerde vermek zorunda arkadaşlar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Göğüs boşluğumuzla karın boşluğumuz arasında bir yer var demiştim değil mi? O neydi? Diyafram kasımızın olduğu yer. Diyafram kası kimlerde bulunuyor? Memelilerde bulunuyor. Bunu da unutmayalım. Son olarak bir kapkeç bilgisiyle videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu da şunu söylemek istiyorum. Alveol dediğimiz yapı neydi? Hemen söyleyecek olursak, burada bakacak olursak, memelilerde gaz değişiminin olduğu yerdi. Alveol sadece memelilere özgü bir özelliktir. Bu sınıflandırma konusu içerisinde sorulabilecek soru tarzlarından birisidir arkadaşlar. Yani TYT sorularından biri olabilir. AYT'de bunun geleceğini sanmıyorum ama TYT'de sorulabilir. Sadece memelilerde alveol vardır. Bu da memeliler için ayırt edici özelliklerden biridir. Genellikle ÖSYM'de kuşlar ve memeliler arasındaki ayrımı sorar ve bu ayrım sırasında da alveolleri bilirsek memelilerin özelliği olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Evet sevgili gençler, solunum sisteminin ilk videosu burada sona erdi. Bundan sonra soluk alıp verme mekanizması ile ilgili kısmı anlatacağım. Aklınıza takılan kısımları yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.